Merhaba arkadaşlar. Dünkü dersimizde neyi işlemiştik? Geçen videodaki dersimizde neyi işlemiştik? Yatırımı, tüketimi basit keynezyen modelde irdelemiş idik arkadaşlar. Bunları artık öğrendiğimize göre ne yapmamız lazım? Hepsini birleştirerek tüme varıma ulaşmamız lazım arkadaşlar. İşte bunların hepsinin birleşmesine ne adını veriyoruz basit keynezyen modelde? Denge milli gelir adını veriyoruz. Yani mal piyasasında dengenin sağlandığı durumu adını veriyoruz. Peki denge milli gelire nasıl ulaşacağız? Denge milli gelir nedir? Nasıl hesaplanır? Bunu şimdi açıklamaya başlayalım. Diyoruz ki denge milli gelir nedir? Bir şeyi planlarsın ve ona hedeflersin. Ekonomilerde sapma yoktur arkadaşlar. Neyi planladıysan ona hedeflemen lazım. İşte planladıklarıma planlanan harcama, hedeflediklerime de gerçekleşen harcama adını veriyoruz. Dolayısıyla elma planlayıp armuta ulaşma şansımız yok. O zaman ne planladıysak ona ulaşacağız. Yani ikisi de ne değeridir? Cıksın değeridir arkadaşlar. Ve gerçekleşen harcamalar ekonominin nesini gösterir? Reel milli gelirini gösterir. Yani üretim sonucunu gösterir arkadaşlar. Peki bunlar yatay eksende yer alan reel milli gelir yani gerçekleşen harcama, dikey eksende yer alan toplam planlanan harcama doğrusunun tam ortasından bir 45 derece çiziyoruz. Bu çizdiğimiz 45 derece bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Planlananın gerçekleşene bu eğri üzerindeki her noktada eşit olduğunu gösteriyor. Ne demiştik? Reel milli gelir üretimi gösterir demiştik. O zaman bu aynı zamanda ne eğrisidir? Arz eğrisidir unutmayın. Ve bunun adı ne olarak bilinir arkadaşlar? 45 derece doğrusu olarak bilinir unutmayın. Bunun adı neymiş? 45 derece doğrusu veya arz eğrisi dedik. Peki şimdi neye ihtiyacım var? Toplam planlanan harcamaya ulaşmaya ihtiyacım var. Ulaşalım. Devam edelim, bu şekli sonuçlandıralım. Hedefimiz neydi bizim? Y eşittir cıksın. Doğru mu? Peki bunların hepsini dün öğrendik. Açalım arkadaşlar. Yani Y eşittir. Y aynı zamanda neye eşitti? AE'ye eşitti. Onu da belirtelim buraya. C'yi açtık. C0 artı CY'de. Yatırımı açtık. I0 artı EY'de. Kamu harcamasını açtık. Artı net ihracatı da açalım. X0 ihracat sadece otonomdu. İthalatı da açtık. M0 eksi MYD diye. X eksi M'ydi. Eksi ne yaptık? Parantezde dağıttık. Peki arkadaşlar. O zaman diyorum ki AE eşittir. C0 tüm otonomları bir arada toplayalım. C0 artı I0 artı G0 artı X0 eksi M0 değerlerinin toplamına bundan sonra ne diyeyim ben? A0 diyeyim. Ve işlemim, hesabım kolaylaşsın. Şimdi düzenleyelim. AE eşittir. A0 artı ne gelecek? CYD gelecek. Artı ne gelecek? EYD gelecek. Artı gelecek mi? Hayır. Eksiyle gelecek. Eksi MYD şeklinde son uyarılmışlarımızı da ilave ettik. Peki bunu da şimdi toparlayalım o zaman. AE eşittir. A0 artı. YD parantezini alalım. Ne gelir? C artı E eksi M. Diyorum ki o zaman C artı E eksi M çarpı YD. Bakın artık ne yaptım? Nihayete ulaştım arkadaşlar. Şimdi bu denklem bana neyi veriyor? Ne diyorum? Denklem okumayı bilmemiz lazım diyorum. Şimdi A0 bağımsız yani otonomları gösteriyor. Gelirim olmasa da yapmam gereken neyi gösteriyor? Harcamayı. O zaman demek ki nereden başlaması lazım? Şöyle bir A0 seviyesinden yani dikey eksenden başlaması lazım arkadaşlar. Aradaki artı işaretine baktım. Aradaki artı işareti bana neyi vermektedir? Pozitif ilişkiyi vermektedir. Demek ki çizeceğim eğri nasıl olacak arkadaşlar? Pozitif eğimli olacak dedim. Peki şu YD'nin önündeki katsayı, şuralar bana neyi verir arkadaşlar? Eğim değerini verir. Demek ki bu eğrinin eğimini belirleyen neymiş? Marjinal tüketim eğilimi, yatırım eğilimi veya ithalat eğilimiymiş. Yani YD'nin önünde yer alan katsayı bana neyi veriyormuş? Eğrinin eğimini veriyormuş dediğim. Artık ben bu doğruyu ne yaptım? Çizmiş oldum. Neymiş o? AE eşittir A0
artı C artı E eksi M çarpı YD. Bakın yineliyorum burada. A0 dediğim dikey ekseni gösterecek. Burası eğimi gösterecek. Şimdi ikisinin birbirine eşit olduğu noktayı buluyorum ki tam olarak şurasıdır. Burası bakın nereye denk geldi? Y0'a denk geldi. İşte bu bana neyi vermekte? Denge milli gelir düzeyini vermekte arkadaşlar. Neymiş? Denge milli gelir. Nasıl bulacağım o zaman ben denge milli geliri? Planlanan harcamaları gerçekleşene yani cıksına eşitlediğimde karşıma ne çıkar? Denge milli gelir çıkar. Ve benim burada yazdığım talep planlanan harcama doğrusu ekonominin nesini göstermektedir? Talep tarafını göstermektedir. Dolayısıyla arz talep kesişti, denge sağlandı mikro mantıktan gidecek olursak. Peki son olarak ne söyleyebilirim? Bakın. Eşitliğin denge milli gelirin sağ tarafında arz talebi aşmış. O zaman buralarda ne vardır derim? Arz fazlası vardır derim. Eğer sol tarafındaysak bakın talep arzı aşmış. O zaman burada ne vardır diyeceğim? Talep fazlası vardır diyeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi ne dedin hoca sen? Bunu bir somutlaştıralım örneklerle. Diyorum ki. Şurada bir soru sorulmuş. En basit ekonomideyiz şu an. Bunu artırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun mantığını oturtmamız lazım. Denge milli gelirden soru gelir. Peki. C eşittir 200 artı 0.8 YD iken diyor bakın. Ekonomimiz ilk başta neymiş? Bu durumdaymış arkadaşlar. Ekonominin ilk hali. Hemen ilk halini yazdım. C eşittir 200 artı 0.8 YD dedim. Hemen yanına da notumu düştüm. İlk hali. Sonra ne yapmışım ben bu ekonomiye? Yatırım enjekte etmişim. I eşittir 100 birimlik otonom yatırım ilave etmişim. Peki denge milli geliri bul bakalım diyor bana. A seçeneği hemen bulalım arkadaşlar. Neydi denge milli geliri nasıl bulunuyordu? Planlanan eşittir gerçekleşen şeklinde. O zaman A eşittir Y eşittir cıksın diyorum. Peki. Soruda var mı net ihracat? Yok. Var mı kamu harcaması? Yok. Yatırım ve tüketimden oluşan basit bir ekonomiymiş. İki sektörlü ekonomi dedik. O zaman hemen Y eşittir. Tüketim gördüğüm yere 200 artı 0.8 Y'de. Artı yatırım gördüğüm yere de neyi yazdım? 100. O zaman sonuçlandıralım. Y eşittir 300 artı 0.8 YD dedim arkadaşlar. Bu da ekonominin nesidir artık bakın. Son halidir diyorum yani yeni halidir diyorum. Peki buradan yeni denge milli geliri çekeceğim ama Y ve YD gibi iki tane kavram var. YD dediğim neydi sevgili arkadaşlar? Harcanabilir geliri ben nasıl buluyordum? Toplam gelirden vergileri çıkartıp transfer harcamalarını ekleyerek buluyordum arkadaşlar. Peki soruda transfer var mı? Yok. Vergi var mı? Yok. O zaman işimiz oldukça kolay. Harcanabilir gelir toplam geliri neymiş? Eşitmiş diyorum. O zaman hemen toparlayalım. Bu tarafa atalım. 0.2Y eşittir 300. Buradan Y ne gelir arkadaşlar? 1500. O zaman ben neyi buldum şimdi? Denge milli gelir seviyesini buldum. Yeni denge milli gelir kaçmış? 1500'müş. A seçeneği tamam. Şimdi gelelim B seçeneğine. B seçeneğini yapmak için hemen grafiğimizi çizelim. Yorumlayarak işin mantığını kapmış olalım. Gerçekleşen planlanan dedik ve 45 derece doğrumuzu çizdik. AE eşittir Y. Diyorum ki önce değişimi sorduğu için önce ekonominin ilk haline bakalım. 200 artı 0.8 YD kaçtan başlıyormuş? 200'den başlıyormuş. Tuttum bunu ben 200'den başlattım. Ne kadarlık eğimle gidecekmiş? YD'nin önündeki katsayı kadar yani 0.8 derecelik eğimle gidecekmiş dedim. 200 artı 0.8 YD. Şuradaki ilk kesişim noktası benim ilk denge milli gelirimdir. Peki devam edelim. Devam edelim. Sonra ne oldu bakın? Son haline geldiğimizde 300'den başlayan
0.8 derecelik eğimle giden, 0.8 derecelik eğimle giden bir doğruymuş. 300 artı 0.8 YD. Bakın eğim değişti mi arkadaşlar? Değişmedi. Sadece ne değişti çünkü? Otonom değişti. İkisinin kesiştiği nokta artık bana neyi vermektedir? 1500 gelir seviyesini, yani yeni denge milli gelir seviyesini vermektedir diyorum. O zaman gelelim sonuçlarımıza. Neler meydana geldi? Yorumlayacağız ya. Baktığımız zaman toplam planlanan harcama doğrusu, paralel yukarı kayar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki başka? Toplam planlanan harcama doğrusu yukarı kayarken nasıl bir olgu gerçekleştirdi? 45 derece doğrusu üzerinde yukarıya doğru hareket etmiş oldu. Ne diyoruz? 45 derece üzerinde yukarıya hareket etti. Yukarıya hareket eder. Güzel. Başka ne diyebiliriz? Gayri safi milli hasılada artış meydana geldi mi? Kaç birim olduğunu bilmiyorum. Çünkü soru bana sormadı ama artış meydana geldi mi? Evet arkadaşlar, şurada gördük. O zaman gelir arttı diyerek bunu ne yapabiliriz? Sonuçlandırabiliriz. Otonom yatırımdaki artış bütünüyle yukarıya kaydırdı. İşte burada anlattığım tam olarak şuydu arkadaşlar. Bizim ne yapmamız lazım? Kademe kademe, adım adım ilerlememiz lazım. Peki başka bir örnek daha çözelim bununla ilgili. Olayı biraz daha anlaşılabilir hale getirelim. İşin mantığı neymiş? Mal piyasası her zaman dengededir. Yani talep arza eşittir. Yani planlanan gerçekleşene her zaman eşit olmak zorundadır. Olay o. Diyorum ki bir örnek daha çözelim. Örnek dedim arkadaşlar. Yazıyoruz hemen. Ne olsun? C eşittir 200 artı 0.7 YD olan ekonomiye. Ne ilave edelim bu kez? I eşittir 300 artı 0.2 YD kadar yatırım ilave edelim arkadaşlar. Peki neleri sorsun bana? A seçeneğinde desin ki yine yeni denge milli gelir kaçtır? B seçeneği desin ki bana yorumlayınız. Başlayalım. Diyorum ki ilk başta ekonomim neymiş? 200 C eşittir 200 artı 0.7 YD. Bakın bu ekonominin hangi hali? İlk hali dedik. Şöyle dursun. Sonra ben bu ekonomiye ne yapmışım arkadaşlar? Yatırım ilave etmişim. I eşittir 300 artı 0.2 YD. Hem otonom hem uyarılmış ilave ettim. Dikkat. Peki o zaman yapacağım işlem yine aynı. Sıralıyorum. Planlanan eşittir, gerçekleşen eşittir, çıksın dedim. Soruda net ihracat var mı yok, kamu harcaması var mı yok. Yine efektif talebi temsil eden basit bir ekonomideyiz. O zaman diyorum ki Y eşittir tüketim gördüğüm yere 200 artı 0.7 YD. Artı yatırım gördüğüm yere 300 artı 0.2 YD. Peki bunları toplayalım, düzenleyelim. 300, 500 artı 0.9 YD dedik ve ekonominin son halini bulduk arkadaşlar. Şimdi YD gene neye eşittir? Y'ye eşittir. Tekrardan açmamıza gerek yok. O vakit gelir seviyesini bulalım. 0.1 Y eşittir 500. Y eşittir ne eder arkadaşlar? 5000 birim eder. Yeni denge milli gelir kaçmış? 5000'miş. Peki yorumlama kısmına geçelim. Gerçekleşen planlanan dedik. 45 derece doğrumuzu çizdik. AE eşittir Y. 45 derece doğrusu. Peki, ekonominin ilk halini geldim yazdım. 200'den başlayıp 0.7 dereceyle giden bir eğri. 200'den başlayıp 0.7 dereceyle gidiyormuş dedim.
ve ilk denge milli gelir seviyesini Y0 olarak buldu. Sormadığı için bulmadık. Devam edelim. Son haline geldik. Son haline baktığımız zaman 500'den başlayacak. Başlattım. 500. Sonra 0.9 dereceyle gidecek. 0.9. 500 artı 0.9 Y'de. Ve şurada gerçekleşen gelir değeri neymiş? 5000 birimmiş arkadaşlar. O zaman bakalım neler oldu, hemen sonuçlandıralım. Toplam planlanan harcama doğrusu. Bak bir. Yukarıya kaydı. Evet. Bir de eğimi ne oldu? 0.7'den 0.9'a arttı. O zaman toplam planlanan harcama doğrusu dikleşerek yukarı kayar diyeceğiz. Dikleşerek ne oldu? Yukarıya kaydı. Sonra diğerleri aynıdır. 45 derece üzerinde yukarıya hareket oldu. Gayri safi milli hasılanın değeri arttı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Olay bu, işin mantığı bu. Peki buradan çıkan sonuç nedir? Dikkat et. Burada bak. Otonom değişti. 100 birimlik otonom yatırım ilave edildi. Ve eğrimiz nasıl hareket etti? Paralel hareket etti. Peki buraya gelelim. Burada ne oldu arkadaşlar? 0.7, 0.2 şeklinde otonom ve uyarılmış ilave edildi. Bu hem konumunu hem de neyi değiştirmiş oldu? Eğimini değiştirmiş oldu diyoruz. O zaman işi nihayete erdirmek gerekirse hemen şunu yazabiliriz. Diyeceğiz ki planlanan harcama doğrusu nasıl değişir? Planlanan harcama doğrusundaki değişmeler şunlardır arkadaşlar. İşin sonuç kısmına gelelim. Diyorum ki eğer otonomlar değişirse toplam planlanan harcama doğrusu paralel hareket eder. Eğer uyarılmış değişirse toplam planlanan harcama doğrusunun eğimi değişir. Peki ikisi beraber değişirse o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Eğimi de konumu da değişecektir. Eğimi ve konumu değişir dedik. Demek ki olay bu. Peki bir soru daha çözelim bununla ilgili. Bakalım burada ne olacak? Farklı bir şey görecek miyiz? Diyorum ki C eşittir 300 artı 0.8 Y'de. Ö eşittir 400 olan ekonomiye. Bakın bu sefer neymiş? İkisi berabermiş. Olan ekonomiye. Ne ilave edelim? 100 birimlik kamu harcaması ilave edelim. 100 birimlik kamu harcaması ilave ettik. Neyi sorsun? Yeni denge milli gelir kaçtır? Bunu sorsun. A seçeneği değil, sadece onu sorsun. Yeni denge milli gelir. Peki diyorum ki yapacağım işlem C eşittir 300 artı 0.8 Y'de. Yatırım eşittir 400. Kamu harcaması eşittir 100. Hepsini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Planlanan eşittir, gerçekleşen eşittir, çıksın demiştik. Net ihracat yok bu sefer, kapalı bir ekonomi. O zaman Y eşittir diyorum. Y eşittir 300, 700, 100 daha 800 artı 0.8 Y'de. Bu da ekonominin son hali. O zaman buraya atarsak 0.2'ye eşittir 800. Y eşittir ne gelir arkadaşlar? 4000 olarak karşımıza çıkar. Ekonominin yeni denge milli gelir seviyesi neymiş? 4000'miş. Yorumlattırmadı soru ama yorumlayın deseydi, yani yorumlamayı sorsaydı direkt, o zaman ne derdik? Mantık aynı. Ne ilave ettik? Otonom bir şey ilave ettik. O zaman
Toplam planlanan harcama doğrusu yukarı mı kayacak aşağıya mı? Kamu harcaması olumlu bir şey, yukarı kayacak o zaman. Diyecektim ki toplam planlanan harcama doğrusu bütünüyle yukarıya kayar diyecektim. Uyarılmış değişmediği için sıkıntı yok. 45 derece üzerinde hareket olur, gelir artar cevaplarını vermiş olacaktık arkadaşlar. Peki biraz daha işi zorlaştıralım. Ne olsun? C eşittir 200 artı 0.8 YD dedim. Yatırım eşittir 300. Kamu harcaması eşittir. Hatta şunu artı 0.1 YD diyelim. Kamu harcaması eşittir. Ne olsun? Burada 500 de bu olsun. Olan bir ekonomiye, olan ekonomiye ne ilave edelim bu kez? T eşittir 100. 100 birimlik vergi ilave edelim. Bakalım ne olacak? Yine sorumuz aynı. A. Yeni denge milli gelir seviyesi. B. Yorumla bakalım nasıl yorumlayacağım. Bu sefer de böyle olsun. Diyoruz ki ekonomimiz neymiş? C eşittir 200 artı. C eşittir 200 artı 0.8 diye yazmayalım bir daha tek tek. A seçeneğinden başlayalım. Planlanan eşittir, gerçekleşen eşittir, çıksın demiştim, hatırla. Toplayalım hemen. C'yi vermiş. Y eşittir 200, 500, 500 daha 1000. 1000 artı ikisini topladık. 0.9 Y de dedik. Şimdi vergiyi nasıl ilave edeceğim bu ekonomiye? Bu ekonomimizin ilk hali. Vergiyi buraya nasıl ilave edeceğim? Formülde vergi var mı? Yok. Direkt artı diye yazamam ya da eksi diye de yazamam. Peki bak şimdi. Ne demiştik? YD neye eşitti arkadaşlar? Y eksi T artı TR'ye. Soruda transfer yok ama vergi nedir bu kez? Vardır. O zaman harcanabilir gelir, yani YD gördüğüm yere 1000 artı 0.9 0.9 Y eksi T yazacağım. Y eksi 100 yazdım arkadaşlar. T çünkü 100 diye vermiş soru. O zaman düzenleyelim. Y eşittir 1000 artı 0.9 Y eksi 90 dedim. O zaman buradan 0.1 Y eşittir ne eder arkadaşlar? 1000 dedik, 910 eder. O zaman Y buradan ne gelir? 9100 olarak karşımıza çıkar. Demek ki gelir seviyesi kaçmış? 9100'müş. A seçeneğini bulduk. Şimdi B seçeneğine bakalım. Yorumlama kısmına gelelim. Yorumlama kısmı gene aynı, bir şey değişmez. Ama olsun. Değişti zannedenler için çizelim. AE eşittir Y dedik. 45 derece doğrusu dedik. Peki ilk durumunu çiziyoruz. Neymiş ilk durumu? Yazdık şuraya bir yere. Evet. 1000'den başlayıp 0.9 dereceyle gidecekmiş. 1000 artı 0.9 Y dedik. Peki şurası ilk gelir seviyesi Y0 bulduk. Sonra yeni gelir seviyesi şurası değil miydi? Yeni gelir seviyesi. 1000'den 90'ı çıkardık, 910 dedik. 910'dan başlayacak. 0.9 dereceyle hareket edecek. Peki yani eğimi değişmeyecek demek istiyor. 910 artı 0.9 Y. Şurada bir sıfır daha olacakmış. Ve bu ikisinin kesiştiği yeni denge milli gelir seviyesi 9100 olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar. İşte bakın buradaki değişme ne oldu? Planlanan harcama doğrusu bu kez aşağıya kaydı. Ne oldu arkadaşlar? Toplam planlanan harcama doğrusu aşağıya kayar. Nasıl kaydı? Paralel mi? Evet, paralel kaydı, eğimi değişmedi. Çünkü niye? Otonom bir şey ilave ettim. Eğimin değişmesini bekleyemezdik. Peki 45 derece üzerinde ne tarafa doğru hareket etti? Aşağıya doğru hareket etti. Bakın 45 derece üzerinde. Peki gayri safi milli hasıla ne oldu?
Bakın azaldı dedik arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Vergi kötü bir şeydi. Bu yüzden ne oldu arkadaşlar? Ekonominin gelir seviyesini aşağıya doğru çekmiş oldu. O zaman vergiler gelirle ters çalışır diyebilir miyim artık? Diyebilirim. Burada ne yapmış olduk? Bunun ispatını yapmış olduk sevgili arkadaşlar. O zaman artık bu örneklerle somutlaştırdığımız durumu ne yapabiliriz? Tamamlayıp bilgiye dökebiliriz. Şimdi nihai sonuca geldik şu an itibariyle. Nihai sonucumuz nedir? Sonuçlar dedik buraya. Toplam planlanan harcama doğrusu. Toplam planlanan harcama doğrusu. Ne zaman yukarıya doğru kayar? Otonomdaki artışlar. Ama hangilerinde? Cıksını yazalım tek tek. Otonom tüketim artarsa, otonom yatırım artarsa, kamu harcaması zaten otonomdur, otonom dememe gerek yok, artarsa. Başka ihracat artarsa ne yapacaktır? Bütünüyle paralel yukarıya kayacaktır. Peki vergilerde meydana gelen değişmenin ne olması lazım? Vergiler azalacak. İthalat da yine eksiyle geldiği için o da olumsuzdur. İthalat, otonom ithalat azalacak. Bunlardan herhangi birisi meydana gelirse toplam planlanan harcama doğrusu ne yapar arkadaşlar? Bütünüyle yukarıya doğru hareket eder. Veyahut da toplam planlanan harcama doğrusunun eğimini neler etkiler? Toplam planlanan harcama doğrusunun eğimini etkileyenler nelerdi? Marjinal tüketim eğilimi, marjinal yatırım eğilimi, marjinal ithalat eğilimi vardı. Bir de marjinal vergi oranı. Şimdi gelin bunları tek tek açıklayalım. Marjinal tüketim eğilimi arttığında eğim ne olmuştu? Artmıştı. Çünkü artı işaretiyle gelmişti. O zaman marjinal yatırım eğilimi arttığında da yine ne olacaktır? Eğimi artacaktır. Ancak marjinal vergi oranı da bununla ters çalışacağı için marjinal vergi oranının azalması, marjinal ithalat eğiliminin azalması, tüketim eğilimi ile tasarruf eğilimi ters çalıştığı için marjinal tasarruf eğiliminin de ne olması lazım? Azalması lazım ki toplam planlanan harcama doğrusunun eğimi ne olsun arkadaşlar? Artsın. O zaman bunu son olarak ne yapalım? Grafiğe dökerek neler demeye çalıştığımızı görelim. Diyorum ki hemen planlanan eşittir gerçekleşeni çizelim. Planlanan eşittir gerçekleşen. Y dedik, AE dedik. 45 derece doğrumuzu çizdik. AE eşittir Y. 45 derece. Peki, ne olsun? Şöyle bir yerde A0 otonom miktarından başlasın. AE eşittir A0 artı C artı E artı değil, eksi M, Y, D şeklinde gitsin. Peki, otonomlardan birini değiştirelim arkadaşlar. Otonomlardan herhangi birisi değişirse, yani A01 otonom miktarı değiştiğinde eğri bakın ne yapacaktır? Bütünüyle yukarıya doğru kayacaktır arkadaşlar ve yeni denge milli gelir şu olacaktır. Peki ne olmuş olabilir bunun bütünüyle yukarıya kaymış olması için? Hemen yazalım. Otonom tüketim artmış, otonom yatırım artmış, kamu harcaması, ihracat artmış veyahut da vergiler, otonom vergiler azalmış veya otonom ithalat azalmış ki bunlardan birisi meydana gelmiş diyeceğiz. Başka neden bahsedelim? Eğimi de artmış olabilir dedik. Şu şekilde AE üssü bir konumuna gelmiş olabilir. Bunun eğimini bu şekilde artıracak, dikleştirecek olan sebepler nelerdi? Hemen ona bakalım. Marjinal tüketim eğilimi artmış olabilir. Marjinal yatırım eğilimi artmış olabilir. Veyahut da marjinal vergi oranı azalmış, marjinal ithalat eğilimi azalmış veya marjinal tasarruf eğilimi azalmış olabilir eğiminin artması için dedik. Demek ki eğimini ve konumunu etkileyen olayların hepsi bunlarmış. Bu kadardır denge milli geliri hesaplamak, mal piyasasını dengeye getirmek arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.